Evet, merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün de biraz seçim üzerine konuşalım. Evet. Bir seçim yaşadık arkadaşlar. Herkes için sürpriz olan bir seçim. Yani ben Adalet ve Kalkınma Partilerinin de beklediğinin çok üstünde aldığını düşünüyorum. Özellikle iktidar partisi, MHP falan, o blok olarak da mecliste çoğunluğu geçtiler. İşte anket şirketleri çok ciddi sapmalar gösterdi. Böyle bir tarafta işte yandaş dedikleri, bir tarafta muhalif dedikleri, ya burada bir açıkçası muhalif anket şirketleri diyelim şeyde bile ayrışmışız. Böyle bir tutturamadılar yani. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu seçimi biraz hem astrolojik hem de politik perspektifle analiz etmeye. Öncelikle arkadaşlar ben seçimden önce birçok video yaptım. Bu videolarda ihtimaller, olasılıklar, işte Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, özellikle Ekrem İmamoğlu arkadaşlar, onunla ilgili analizler yaptım. Buradaki söylediğim bazı kesitleri birleştirip bir video yapacağım arkadaşlar. O videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. İçinde çok değerli bilgiler var. Yani her birini izlemeniz çok zaman alır. Ama onlardan parçaları birleştireceğim. Çok değerli bilgiler arkadaşlar. Hatta şimdi bir tanesini izledim. Ekrem İmamoğlu'nu analiz ederken Solar Return Güneş ASC kavuşumu Ankara'dan geçiyor. Doğal bir lider çıkacak dedim. Ama orada Merkür, MC falan IC karesi var. Dedim ki ya CHP içerisinde bir otoriteyle ya da hukuksal bir durum da olabilir. Bir zorluk yaşayacağını söyledim. Sonra şimdi öğrendim ki CHP içerisinde özellikle Tuncay Özkan'la birlikte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Tuncay Özkan'la bir şey yaşıyor. Şu uyarıyı yapmıştım arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Ben bir lideri çevresinden tanırım. Özellikle böyle çok güvenilmeyen, yani tuhaf tipler gördüğüm için güvenimin olmadığını söylemiştim. Tuncay Özkan, işte mesela Onursal Adıgüzel ile ilgili çevremde hep eleştirilmeye, geçen seçimde kötü yapmış bir insan tekrar nasıl koyuyor falan, bu seçimde de batırdı. Yani bakın, şimdi arkadaşlar ben biliyorum, çevremde çok insanlarla konuşuyorum. Çok ciddi de tartışmalar yaşadım bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu ile hani onun savunucuları, ki benim işte ailem falan, çevremdeki insanlar. Tabii ki burada hani ne diyelim, bu taraf da çok şey bakıyor arkadaşlar, at gözlüğüyle bakıyor. İşte gerçekleri göremiyoruz maalesef. Orada anlattığım şuydu arkadaşlar. Şimdi Türk halkını biz şöyle düşünüyoruz. Ya işte deprem oldu, Maraş'takilerine nasıl oy verir? Peki biz mesela hiç acaba Adalet ve Kalkınma Partili insanlara konuştuk mu? Ki ben konuşuyorum. Ben onlara konuştuğum için biliyorum arkadaşlar. Ya işte deprem bölgesine nasıl oy verir? Ha, bana göre Türkiye'de en azından hükümeti de bir şekilde tepki göstermesi lazımdı halkın. Mesela Kılıçdaroğlu da oy vermez ama Tayyip Erdoğan da oy vermeyerek geçersiz oy alıp, kardeşim sizi tanımıyoruz. Bana göre bu tepkiyi göstermeleri lazım ama tabii ki bir şey diyemeyiz onlara da. Onlara da hak vermek lazım. Oradaki insanların düşüncesi şu arkadaşlar. Diyorlar ki sürekli kaybetmiş. Yani yönetme becerisi olmayan bu Kılıçdaroğlu nasıl yönetsin? Mesela çoğu insan ya bu adam dürüsttür falan, geldiğinde yönetir. Herkes böyle söylüyor. Mesela ben anneme soruyordum. Anne, sana bir şey soracağım. Sen gerçekten Kılıçdaroğlu'nun yöneteceğine güveniyor musun? Ya içimde tam net değilim oğlum. Ben de orada biraz endişeliyim. Anne, sen endişelisin. Şimdi düşünsene, Tayyip Erdoğan'a oy veren bir insan neden endişe etmesin? Videolarımda hep söyledim arkadaşlar. Mesela muhalif kanallar bile kendi içlerini hep böyle dışarıya kapatmış. Kendi içinde demokrasi yok. Hani yandaş medya diyorlar falan.
Örneğin bir Yılmaz Özdil, bununla da bir tepkisini göstermiştim. Yılmaz Özdil'i çok ciddi linç ettiler. Hiç böyle kapattılar. Bu tamamen Tuncay Özkan operasyonu. Ya biliyorum, direkt CHP'nin içerisindeki Tayyip Erdoğan adamıdır. Zaten ondan dolayı yani CHP başarılı olamadı. Ben hani burada arkadaşlar, özellikle hani CHP'nin kendi içinde bu yönetme krizinin, yönetememe anlayışının direkt seçmenin etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela bazıları diyor ki Kılıçdaroğlu Alevi'li diye. Ya evet, bu risk var. Ama inanın bana arkadaşlar, ben Türk toplumunun ki çok yakın tanıdığım, mesela MHP'lisi de var. Yani inanılmaz derecede biz Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz diyorlardı. Bakın bu kadar, ya bu adam Alevi'dir falan. Ya biraz etkiler mi? Olabilir. Eğer ki Kılıçdaroğlu düzgün bir yönetim gösterseydi, makine gibi çalışan bir CHP yaratsaydı, gerçekten kendisi liyakata önem verseydi, liyakat ama CHP'de liyakat yok. Ben böyle enerji uzmanı olan bir sürü arkadaşlarım var. Mesela Yıldız Hanım'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Yıldız Hanım, biz bir ruhsal dostlarız Yıldız Hanım'la. Çok güvenirim. Sebebi de şu, bu arada kendisine buradan selam söylüyorum. Yıldız Hanım insanlar işte o bilinçaltındaki travmatik durumlarını çözümleyip, hani nasıl söyleyeyim, ruhsal şifacı. Şimdi neden kendisine çok güveniyorum? Çünkü kendini dönüştürmüş. Şimdi kendisini dönüştüren bir insan başkalarını da dönüştürür. Şimdi CHP içerisinde ise ya kendi şeyini yönetemeyen bir parti nasıl ülkeyi yönetebilir? Ya bu sorulması gerekiyor. Ben oy verdim mi? Verdim. Hani yine bir videomda söyledim arkadaşlar. Yani o videoları koyacağım. İşte Kılıçdaroğlu listelerden birisi büyük bir hayal kırıklığı atabilir. Tayyip Erdoğan ciddi zor bir seçim. Bunları söyledim. Hatta bir videomda da şunu söyledim arkadaşlar. Bunları hep göreceksiniz. Bana göre olması gereken Tayyip Erdoğan seçim kazanıp bu enkazın onun üstüne yıkılması. Çünkü eğer ki Kılıçdaroğlu kazansaydı zaten böyle yönetmede sıkıntılı. Bu enkaz onun üstüne kalırdı. Yani her şey olması gerektiği gibi öyle oluyor arkadaşlar. Hatta o videomda da korkma, her şey çok güzel olacak. Bakın yine söylüyorum, her şey gerçekten çok güzel olacak. Türkiye yeni liderler gördü, işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Yani ben Astroloji kanalında özellikle onların videosunu yaptım. Çok değerli arkadaşlarım var. Muharrem İnce'nin videosunu da talep ettiler. Ben onu yapmaya içimden gelmiyor. Yani öyle söyledim. Ya kusura bakmayın, onu o kadar şey görmüyorum. Biliyorum. Hatta Meral Akşener'in de videosunu yapmadım. Ya Meral Akşener de mutlaka belki siyasetimizde etkisi olur. Ama onu o kadar üzerinde durmadım. Sinan Oğan'la da ilgili YouTube'da yorumlarda şey demiştim. Sinan Oğan beklenenin bence üstünü alacak. O gün şanslı bir şey var. Güneş, Uranüs onun güneşine üçgenler aldı. Bu beklenmedik bir şans. Şimdi biliyorum, herkes bir siyasi alevere dalavere içerisinde. Herkes böyle bir şeyler söylüyor. Ergenen konuşuyor. Özellikle arkadaşlar şu konuşmayı, yani muhalif cenahta şu. Ya bunlar işte öyle aşağılama. Bunlar şöyle. Bunlar zaten şöyle şöyle. Şimdi söyleyemiyorum burada kelimeleri yanlış anlaşılmasın diye. Sürekli işte deprem online bilmem ne olsun gitsinler. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Bilinç seviyemiz çok düşük. Hatta bunu en çok eleştiren de benim. Türk insanının hem normal bilinç hem de politik bilinç seviyesi inanılmaz düşük. Ama yine videolarımda şunu söylemiştim. Muhalefette de politik bilinç seviyesi çok düşük. Öyle olmasaydı Kılıçdaroğlu gibi bir insan bu kadar zaman kalamazdı. Ya devlet adamlığına bir şey demiyorum. Bakın verin bir bakanlığı, çok güzel yapar. Ama yönetmede çok aciz görüyoruz. Yine o videoların, yani ben mesela şu bende şey oldu arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş sahaya girmeseydi ben Kılıçdaroğlu'na oy vermezdim. Buradan söyleyeyim. Ciddi anlamda bakın, Kılıçdaroğlu %45 aldıysa da onların sayesinde. Türkiye çok değerli iki politikacı. Bakın tamam, onlar Ankara İstanbul'u kazandılar, öne çıktılar ama çok önemli iki figür çıktı. Ekrem İmamoğlu'yla da ilgili doğal bir lider ortaya çıkacak demiştim. Ama aday gösterilmeyince de dedim ki nasıl olur acaba bu?
Yani gerçekten de astroloji yanılmıyor arkadaşlar. Buradan tabi bazı astrologlar var işte, mesela Kılıçdaroğlu kazanır, işte Erdoğan kazanır gibi yorumlar. Bu tür şeylere ben girmiyorum arkadaşlar. Bu güvensizlik değil. Bırakalım. Evrenin bir işleyiş mekanizması var değerli dostlar. Burada mesela diyelim ki Kılıçdaroğlu kazanır diyenler de şey yapmış düşünmeyin. Aa, tutturamadı. Veya Erdoğan kazandı diyenler de vay tutturdu. Çünkü yazı tura gibi bir şey arkadaşlar. Bu değil. Orada ev işleyiş biçimini anlamak gerekiyor. Peki nedir bu? Türkiye ile ilgili bu işleyiş sistem nasıl işleyecek? Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Normalde çok çürümüş bir parti var. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu artık misyonunu doldurdu. Sadece şu anda son dakikalarını oynuyor. Zaten bu seçimden sonra da 1 veya 2 yıl. Ben 1 yılda geçeceğini zannetmiyorum ama yine şey konuşmuyorum. Dikkat ederseniz. Benim düşüncem. Çünkü bu evrenin işleyişi. İlahi sistem yorum yaparken dikkat etmemiz lazım. Belki 1, belki 2 yıl. Benim tahminim bu yönde. Bu enkaz direkt onun üstüne yakın. Çünkü yönetemiyor. Muhalif kanatta da arkadaşlar. Şimdi Pluto sıfır kovaya girdi. Geri gelecek. 2024'te tekrar girecek. Muhalefet darmaduman olacak. Artık yeni yüzler. İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıktı. Bunlar toparlayacak. Yeni kişiler. Mesela muhalif partilerin hepsi de rezalet oy oy aldılar. Biz hani yeşiller sol demokrasi, ben HDP yani diyordum, demokrasi demokrasi diyor, kendi içinde demokrasi yok. Neden düştü HDP'nin oyları? Çünkü geldi o da dayattı. Demokrasi diye bir parti mesela hiç seçmene sormadı. CHP, ben CHP ile ilgili eleştirilerde işte İzmir'de bir aday gösteriyor Taraf gazetesinin yazarı. Siz insanları oldu bittiye mi getirttirmeye çalışıyorsunuz? Tıpış tıpış oy mu verdireceksiniz? Bir de sadece seçim zamanı oyumuzu kullanalım, ondan sonra yatış pozisyonu mu alacağız? Siz de millet meclisine vur patlasın, çal oynasın. Öyle mi beyler? Bakın Pluto kovaya tekrar çıkıyor, tekrar gelecek. 2024-2025 sizleri silkeleyecekler. O bütün köhnemiş politikaları, politikacılar silkeleyecekler. İşte mesela CHP'de Erdoğan toprak. Hayır, göndereceksiniz bu adamları ya. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu orada bir yorumunda da şöyle demiştim. Aldığı risk çok büyük bir risk. Bu yüzyılın en kötü politikacısı olabilir. Bana göre bu yüzyılın en kötü politikacısı. Efendim altılı şeyi bir araya getirdi. Bakın. Türkiye haritası, ben yine yaptığım bir videoda Solarak Güneş, Satürn ve Merkür kovada ve Satürn Merkür Güneş'e kare. Diyor ki sistem, ortak akla geçin, birleşin, demokrasi inşa edin. Ama buradan şunu görüyoruz ki arkadaşlar, hani ilahi bir adalet vardır. Bu kurulan aslında tam bir ortak, yani sistemin temelinde ortak akıldan ziyade Kılıçdaroğlu'nun sadece kendi cumhurbaşkanı olmak için kurduğu bir sistem olduğunu anlıyoruz. Burada şöyle bir uyanıklık yaptı. Altılı masa dendi. Oysa altılı masa değil arkadaşlar. İyi Parti, CHP. Diğerleri masa bile değil. Onlardan işte 5 kişi Kılıçdaroğlu demiş de Meral Akşener işte karşı gelmiş şeyiyle. Kendi o çok siyasi hırsını, Jüpiter'i oğlakta olduğu için Kılıçdaroğlu çok çok böyle o hırsı çok ciddi bir şeye yol açtı. Burada Kılıçdaroğlu'nu yani orada videomda da eleştirdim. Mars oğlakta güzeldir ama Jüpiter ve Mars'ın oğlakta inanılmaz derecede bir koltuk şeyi var ben. Bir de arkadaşlar söylemlerini yine çok eleştirdim. Size şunu vereceğim. Siz kimsiniz? Kemal Kılıçdaroğlu kimsin sen? Sen bir şey veremezsin. Bak Ekrem İmamoğlu. Bu kampanyayı onun yürütmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben astrolog arkadaşım var Selver Hanım. İki gündür onunla böyle konuşuyoruz. Dedim ki Selver Hanım, burada İmamoğlu bu işi eline alması lazım. Kesinlikle Kılıçdaroğlu konuşturmasınlar. Bir şey de söylemesin. Hatta ben bu son şeyde oy kullanmayacaktım arkadaşlar. Beni irite etti. Hatta birkaç %1 veya 2 belki 3 oyunu son bir tweet'i vardı. Rusya seni biliyoruz. Bir devleti suçladı. Ve devlet de şunu söyledi arkadaşlar. Size bu bilgiyi getiren kimse yalancıdır. Rusya dedi, NATO dedi. Arkadaşlar Türkiye halkının %70'inden fazlası NATO karşıtıdır. Rusya ile ilgili uçak düşürme olayı olduğunda orada gaz sıkıntısı çıkabilir. İşte turizm gelirimiz ciddi düştü. 30-40 milyar dolar zarar ettik. Türk halkında bu korku yarattı. Türk halkında şu var arkadaşlar. Dünyada bir şey olsa da Rusya komşumuz. Bakın benim orada akrabalarım var.
Yani bir anda benim kardeşim, onunla biz baya bir tartıştık. O Kılıçdaroğlu'cu. Ve bana şunu söyledi ya. Ya çocuğu falan orada arkadaşlar, yani inanın ne kadar kötü bir şey ya. Düşünün, belki de Rusya'ya gidemiyor. Neyse, o Rusya vatandaşlığı aldı. Ya dedi, ben çifti vatandaşlığı var. Vallahi Kılıçdaroğlu'na artık sinirimden oy vermeyecektim. Ve Kılıçdaroğlu'cu yani. Onunla çok da, tartışıyordu Kılıçdaroğlu meselesinde. Böyle bir hata yapılabilir mi ya? Ve ben bunun da Tuncay Özkan tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bu var ya, bu bile. Ben aslında Kılıçdaroğlu %50 civarında alabilirdi. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş sayesinde. Lütfen bunu kabul edin. Lütfen. Onların sayesinde. Benim çevremde her konuştuğum insan. Kılıçdaroğlu aday gösterene herkes şey demiş. Ya bu büyük ihtimalle kaybeder. Ben kendi arkadaş çevremde de çok konuşuyorum. Ama ben burada tabii ki iyi şeyler de oldu. Evet, Ekrem İmamoğlu beni şaşırtmadı arkadaşlar. Özellikle sevgi dilini çok takdir ettim. Evren sevgiyi destekler. Ekrem İmamoğlu'nun sürekli ortak akıl vurgusu. Mesela şu vurgusu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben değil, ben yapmıyorum. Biz yapıyoruz. Bu sizin. Milletçe yapıyoruz. Bakın. Bir de Kuzey Ay Düğümü. Kova'da Ekrem İmamoğlu'nun 17 derecede. Şu anda Türkiye'nin sol olarak Güneş 16 Kova'da. Yani gelecek sene böyle belki bir seçim olabilir arkadaşlar. Veya 2025'te. Direkt Ekrem İmamoğlu'nun Kuzey Ay Düğümü'yle kavuşuyor. Yani sanki yeni konsensusta Ekrem İmamoğlu olacak gibi duruyor. Burada birçok politik figür tarihin tozlu sayfalarına kaldırılacak. Türkiye bir silkelenecek arkadaşlar. Her şey aslında olması gerektiği gibi oluyor. Ben o yüzden hep şey diyorum. Enseyi karartmayınız, işte korkmayınız. Her şey gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Bunlar olması gerekiyordu. Muhaliflerle ilgili yine uyuduklarını, yine böyle hayal aleminde olduğunu, bunları sürekli söyledim. O bütün o videolarda söylediklerimi arkadaşlar, hem astroloji perspektifiyle hepsini bir video altında hazırlayacağım. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya ben de hani ya çok iyi biliyorum anlamında değil. Çünkü politikayla astroloji birleştirerek yorumlar yaptım. Bir de şu var arkadaşlar. Evrende biz ne kadar farklı parçaları birleştirirsek bu kadar net resimleri görebiliriz. Yani sadece astrolojide işte yüksek irade bunu söylüyor demek. İşte ben kadim ilimlere hakimim gibi böyle ukalaca, kibirlice tavırlar doğru değil. Ben gene hiçbir zaman şu olacak, bu olacak demem, ama sanki evrenin işleyiş biçimine baktığımızda Türkiye'nin ciddi anlamda bir silkelenmeye ihtiyacı var. Plüto zaten Iğ cebimize 135'lik açıda. Yani sallanacağız arkadaşlar. Ayrıca bu arada önümüzdeki 1-2 sene içerisinde deprem riskleri var. Bakın, deprem olacak demiyorum. Deprem riskleri var. Videosunu yapmayacağım arkadaşlar. Çelişkideydim ama Ağustos'ta özellikle Osmaniye tarafına, yani eski Adana'ya ait orada bir deprem riski gözüküyor. Ağustos'ta. Umarım böyle bir şey olmaz. Sadece bir deprem şeyine girebiliriz arkadaşlar. Belki İstanbul'da da biraz bazı zorlama olur. Yani şöyle, orayla ilgili tarihler de vermek istemiyorum. Bazen tarihler buluyorum. Aslında bunu deklare etsem de bilemiyorum arkadaşlar. Hani deklare edip tutturursam ünlü olacağım mesela, örneğin. Ama orada ünlü mü olmak, yoksa onunla ilgili önlemler mi alabiliriz? Mesela depremi tahmin ederek tam zamanda bulabilirsek biz nasıl önlemler alabiliriz? Şu an hep ona kafa yoruyorum arkadaşlar. Burada önemli olanı, bildim, ünlü olmak değil. Bunlar astroloji kova burcunun ve yayın alanıdır arkadaşlar, 9 ve 11. Yani kova burcu aslanın karşısıdır. Ünlü olmak, ünlülük daha çok aslan burcunun alanıdır. Tabii ki şu anda astroloji daha çok bireysel, magazinel olarak ilerliyor. Yine aslanın alanında. Ama bu da kötü bir şey değil arkadaşlar. Sonuçta bu da astrolojiyi insanlara ulaştırıyor. İnsanlar da tanıdıkça, yani biliyorum oradaki çoğu bilgiler doğru değil. İşte haftalık, aylık burç yorumları veya işte şu taşı alacaksın, şu iyi gelir falan. Bunlar yani astroloji gerçek şeyinden biraz sapmış. O bir gerçek. Ama bunları çok değerli insanlar da var ülkemizde. Kafa yoran, emek veren, araştıran. İleriki dönemlerde o değerli arkadaşlarımla da ortak yayınlar yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bunu buradan deklare edeyim. Bizler güzel konulardan bahsedeceğiz. Astrolojiye daha da bilgiler katacağız. Sizlere doğru bilgiler yaymaya çalışacağız. Bir de arkadaşlar,
Seçim sürecinde, yani ben yine Kılıçdaroğlu ile ilgili özellikle, yani hatta şey diyordum ya, ben bu adamla gidip bir konuşmam lazım. Siz, sözüm söz size, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani o sizin şeyiniz değil. Yani rica ediyorum, böyle konuşursanız, ben mesela şimdi aklımda şöyle bir model geliyor. Mesela seçimlere gidip geçersiz oy yapalım. Örneğin geçersiz oy sayısı, Tayyip Erdoğan'ı geçerse, düşünün Tayyip Erdoğan rakibi geçersiz oy. Mesela böyle bir şey denenebilir arkadaşlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı düşük. Ama hiçbir zaman imkansız diye bir şey yoktur. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu kariyer hırsı niyetinden rahatsızım. Bundan dolayı hiç hoşnut değilim. Gerçekten o vaatlerini yapabileceğinden de şüpheliyim. Ama ortak akla kullanırsa, işte Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş faktörü beni orada ikna ediyor. Yoksa onlar olmasa ben Kılıçdaroğlu'ndan hiç haz almıyorum arkadaşlar. Yani şey olarak dürüst bir insan olabilir ama bazı insanlarda biraz kariyer hırsı vardır arkadaşlar. O kötü. Onu çok belli ediyor. Yani çok çok belli ediyor. Yani ben çevremde eş, dost, akrabalar konuşuyor. Ya çok dürüst ama sen de çok Kılıçdaroğlu'na şöyle yapıyorsun. Değil değerli dostlar. Yani tamam adamı, yani ama politikayı beceremiyor. Şu son yaptığım NATO'ya desek ya, bu halkın %70-80'i NATO'ya karşı. Mars yengeçti. Biraz milliyetçi söylemler yapın ya. Ya deyin ki mesela bir siyaha İHA'nın dışında daha da bunları geliştireceğiz. Ayrıca bir yerde askeri bir kompleks kurmayı düşünüyoruz. Askeri şeylerimizi arttıracağız. Yerli arabamızın şeyini büyüteceğiz. İşte bunu senelik 100 bine çıkaracağız. Ya milliyetçilik biraz yapın ya. Böyle yapın ya. Mars yengeçteydi. Şimdi bu saatten sonra ne yapılabilir arkadaşlar? Ben yine değerli astrolog arkadaşım Selver Hanım'la konuşurken, Selver Hanım bana göre bu işin anahtarı Ekrem İmamoğlu'nda. Bakın şu anda imkansız gibi bir şey ama imkansız diye bir şey yok. Bu işi Ekrem İmamoğlu'na versin, kampanyaya o yürüsün ki şimdi böyle bugün haberler gelmiş arkadaşlar. Bakın akıl. Ve şunu söyledim. Tweet atacak tweetleri de Ekrem İmamoğlu sorsun. Allah için böyle salak saçma şeyler yapmasın. Bakın yapmasın. Daha da rezil olur. Yani gerçekten o Tuncay Özkan gibi bir zat. O orada durduğu sürece bu sefer oy da vermem. Bu seçim zamanına kadar bu adamı attı. Atmadı. Bakın Kılıçdaroğlu için halen şans var. Çok da düşük olsa halen şans var. Bu işi Ekrem İmamoğlu'yu yönetmesi lazım. Çünkü bu sene solar return güneşi, güneş ASC kavuşumu Ankara'dan geçiyor. Merkür tepe noktasına kadar, işte orada CHP otoritesiyle bir sıkıntı yaşayabilir demiştim videomda. Onların hepsini yayınlayacağım arkadaşlar. Belli ki Tuncay Özkan'da bir problem yaşıyor. Tuncay Özkan orada olduğu sürece bu seçimi Kılıçdaroğlu alamaz. Ekrem İmamoğlu müdahalesiyle alabilir mi? Şans gene çok düşük. Gene Ekrem İmamoğlu bir şeyler yapabilir. Mesela şöyle olabilir. Tayyip Erdoğan 52-48 kazanır mesela. Bu bile bir başarıdır arkadaşlar. Bakın %45 aldığı büyük bir başarı. Ama Ekrem İmamoğlu aday olsaydı, ben bilmiyorum, içsel olarak hissettim. Hani %60'ı geçer gibi mutlak ifade kullanamam. Evrenin yapısına aykırı bu tür sözler. Ama ben öyle hissediyorum. Yani %60 bile alır. Bu arada yine beni haklı çıkaracak olay arkadaşlar. Tayyip Erdoğan çevresiyle bir analiz yapıyor, anket çalışması. Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kazanacağını görüyor. Ve bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını planlıyor. Bu anlamda benim her zaman düşündüm, acaba Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a mı çalışıyor, fikrini destekliyor. Yine bir videomda şunu söylemiştim arkadaşlar. Acaba Tayyip Erdoğan şapkadan bir tavşan çıkarabilir mi? Ve bu tavşan da Kılıçdaroğlu olabilir mi diye. Bütün o videoları yayınlayacağım arkadaşlar. Hani şunu demiştim, bunu demiştim. Ben aklı çıktım olayında değilim. Bazen doğru tahminlerde bulunamıyorum. Olabiliyor bu. Mesela doğru tahmin edemediğim olay, ben Rusya'nın Ukrayna'da bir elektromanyetik silah kullanacağını tahmin ediyordum. 11-12 Nisan civarlarında ya da bir taktik nükleer silah kullanmadı. Yani olabilir. Onda da şey dedim, bu yüksek bir ihtimal dedim. Ben hep böyle kullanırım. O olmadı ama her zaman şu dönemlerde bir nükleer silah kullanma riski var. Özellikle Asya Pasifik çok riskli. Direkt güneş ay kavuşumu, oradaki güneş tutulması da Pekin'den geçiyor. Hatta onun videosunu bir geçen sene yaptım. Bu sene de güneş tutulmasının riskini yapmıştım arkadaşlar. Bu kampanyada son olarak söyleyeceğim.
Bu seçim döneminde Ekrem İmamoğlu sahaya, Mansur Yavaş'la birlikte, bakın çok akıllıca, sadece onlara bıraksınlar. Mesela diyelim ki %48 aldı ya da böyle bir kampanya yürütülür, geçersiz oy atalım. Tayyip Erdoğan diyelim ki yine geçemedi ama geçersiz oylar onun oyunu geçti. Bakın bu da bir taktik. Bu da benden olsun. Bu arada ben de balkon konuşması yapıyorum arkadaşlar. Balkondan konuşuyorum. Hep siyasetçiler mi balkondan konuşacak? Bizler de biraz balkondan konuşalım. Hiçbir zaman enseyi karartmayın arkadaşlar. Mitolojide Pandora'nın hikayesini çok seviyorum. İşte kutuyu açtığında dünyaya bütün kötülükler yayılıyor. Ama kutunun için tek bir şey kalmış, umut. Aslında mitoloji bize ilahi sistemden güzel mesajlar veriyor. Önemli olan onları alabilmek. Biz insanoğlunun en güçlü silahı umuttur. Ben her zaman umudumu koruyorum. Videolarında yani bana hep şey diyorlar. Yani niye kesin bir şey demiyor? Tayyip mi kazanacak? Kaçamak mı? Değil arkadaşlar. Bütün parçaları okuyorum. Evrenin işleyiş biçimini falan. Hani bana göre Tayyip Erdoğan kaybederse bu adil değil. Çünkü bu enkazı yarattı, enkazın onun üstüne yıkılması lazım. Aslında olması gereken oluyor arkadaşlar. Enseyi karartmayın. 1 ve 2 yıl içerisinde bir yeni seçim olma ihtimali yüksek. O zamanda da ben özellikle Jüpiter Yengeç'e girdiğinde şansımız artar arkadaşlar. Yükselenimize gelir. Türkiye toparlama dönemine girer. Şimdi Boğa'da, yani Jüpiter'e 2025'te geçecek zannedersem, bir toparlama dönemimiz olur. Çok ciddi potansiyellerimiz ortaya çıkar arkadaşlar. Bu ortak akıl söylemiyle başladı Kılıçdaroğlu. Ajandası belki şeydi, gizli bir ajandası vardı. Ama bu bize bir mantığı soktu. İşte Ekrem İmamoğlu sürekli biz beraber yöneteceğiz, ortak akıllı yöneteceğiz. Bakın evren konularını çok iyi çözmüş Ekrem İmamoğlu. Sevgi enerjisi, birlikte biz yöneteceğiz, milletçe iktidara geleceğiz. O yüzden ben gerçekten de hani astroloji çalışıyor diyoruz ya, yeni bir lider doğdu arkadaşlar. Mansur Yavaş'la birlikte. Hatta birisi şöyle, belki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilir, Ekrem İmamoğlu da başbakan olur. Mansur Yavaş'ta biraz daha devlet adamlığı var. Bazıları şöyle diyor, tam iyi konuş. Ya arkadaşlar düzgün bir insan ya. Ya biz de herkeste kusur arıyoruz ya. Herkeste kusur arıyoruz. Ha, Kılıçdaroğlu ile ilgili arkadaşlar ben eleştiri yapmak için söylemiyorum ama var olan bir durum var. Her daim kaybetmişsin. Bakın bir Ekrem İmamoğlu diye birisi var. Her seferinde kazanmış ve İstanbul'da bir zafer kazanmış. İstanbul'u fethettiğini düşünüyor Fatih Sultan Mehmet gibi. Bakın böyle bir gücünüz var. Genç, dinamik. Hani ben onlara iki tane aslan yürekli insan diyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani müthiş. İkisi de muhteşem. Ya bana soruyorlar hangisi olsun. Vallahi ben ayrım yapmıyorum, açık söyleyeyim. İkisi de benim için çok değerli. İkisi de olsun. Yani niye biz böyle? Ya birileri Ekremci, birileri Mansurcu. Hayır arkadaşlar. Artık o dönem bitsin ya. İkisi de çok değerli. Aslan gibi iki insan çıktı. Ben neden onların videolarını yaptığımı da şimdi herkes anlıyordur. Mansur Yavaş'ı da neden sürekli bakın övdüğümü. Ben milliyetçi de değilim. Dünya görüşü Mansur Yavaş'la tutmuyor. Ama şey bakmamak lazım arkadaşlar. Ben daha önce bir devlette bürokrat birisi vardı. 5 vakit namazında çok dindar bir insan. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu adamı hep görevinden atmaya çalıştı. Sebebi de şuydu arkadaşlar. Bende Allah korkusu var. Ben hayatta alengil işleri yapmam. Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanı diyor ki mesela bize bütçenden şunu alacaksın devlet kurumuna. O da diyor ki yapamam. Çünkü burası devletin parası. Bu günah veya şeye de aykırı. Hem yasal değil hem de ben böyle bir şey yapamam. Bu adamı kaç kez atmaya çalıştılar arkadaşlar. Çok bakın dinine bütün bir insan. Ülkemizde çok güzel insanlar da var. Diğer insanları yani ben çevremde de çok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren çok iyi kalpli insanlar biliyorum. Hiç şey düşünmeyiniz arkadaşlar. Şöyle yönetecek hani güvenilir insanlar görsünler nasıl oy verirler. Ben mesela bizim burada aday olayım arkadaşlar. Bu benim sitemizde oturan bütün Adalet ve Kalkınma Partiler inanın bana oy verir. Çünkü o şeyi görmeleri lazım sizde arkadaşlar. Siz onu verirseniz o insanlar verir. Ya işte Kılıçdaroğlu dürüst şey bir insan. Tamam da mesela
Onursal adın güzel denilen bir şahsı, genci, geçen şeyde batırmışsın. Ben yani annemle konuşayım ya, anne bu adam da halen burada tutuyor ya. Kılıçdaroğlu partiyi bile düzgün yönetemiyor, nasıl olacak? İnşallah dedim, bu seçimde bu gene bu hata yapmaz. Aynı. Yine evet, bayağı konuştuk, videoyu biraz uzattık. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Enseyi karartmayınız. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hiç canınızı sıkmayın. Ülkemizde her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.